Tilki ile leylek. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler. Berber iken, cinler cirit atarken, varvaranın, sürsürenin, destursuz bağı. Girenin çok olduğu zamanlarda yemyeşil bir ormanda, mavi göğün altında. Birbirini seven iki dost varmış. Bunlardan biri tilki, diğeri de leylek imiş. Bu iki dost birbirlerini ziyaret etmeyi de pek severmiş. Ziyaret sırasının tilkide olduğu bir günde, tilki kurnazlık yapıp leyle bir oyun hazırlamış. Leyleyi evine davet etmiş. Yemek zamanı gelince masaya iki tane düz tabak koymuş. Tabakların içinde çorba varmış. Tilki, leyleyi buyur edip başlamış çorbayı içmeye. Lakin leyleğin gagası uzun olduğundan bir türlü çorbasını içememiş. Bir süre sonra leylek yorulmuş ve aç aç beklemeye başlamış. Tilki bu durumu görünce kıkırdamaya başlamış. Leylek durumu anlamış ama tilkiye bir şey belli etmemiş. Günün sonunda da leylek tilkiyi evine davet etmiş. Günler geçmiş ve tilki leyleğin evine gitmiş. Yemek zamanı gelmiş. Leylek tilkiyi masaya davet etmiş. Ardından da masaya iki tane uzun kap getirmiş. Kapların içinde de çorba varmış. Leylek başlamış çorbasından içmeye. Lakin tilki bir türlü çorbasından içemiyormuş. Çünkü kaba ağzı sığmıyormuş. Bu sefer de leylek yemiş, tilki bakmış. Yemek bitmiş. Tilki kulaklarını indirmiş, boynunu bükmüş. Leylek gülmeye başlayınca kendisine bir oyun oynandığını anlamış. Anlamış. Anlamasına da hiçbir şey dememiş. Çünkü bunların başına neden geldiğini anlamış. Sonra da leyleğe yemek için teşekkür edip evine gitmiş. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri sabredip selamete ulaşanlara, biri iyi İnsanlara, biri de bu masalı dinleyip büyüyen çocuklara.